Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Kayseri Yeşilhisar ilçesinde Karacabey Mahallesi muhtarımız Yaşar Küçük ziyaret ettik muhtarlık odasında. Muhtarın da soy ismi Küçük, evet. Ama kendisi büyük. Onu da belirtelim. Çünkü halk ne yapmış? Kendisini muhtar seçmiş. Daha önce de babası kaç yıl yaptı efendim? 35 yıl. 35 yıl muhtarlık yaptı aralıksız. Ondan hizmet bayrağı sizin de ev aldınız. Evet, ondan amcam aldı. Amcam aldı. Amcamdan sonra komşular vardı mahalle sakinleri. Ondan aldı. Ben de Karacabey Mahallesi muhtar olarak aldım atıyoruz. Çünkü 2004 yılında. Evet, babanız o değil mi? Evet. İdris. İdris Mahallesi muhtarı. İdris Mahallesi muhtarı. Mustafa Küçük. Küçük. Evet. 35 yıl muhtarı yaptı. Evet. Allah rahmet eylesin. Emeklerinden dolayı Allah razı olsun diyoruz kendisine. Mahallemize evet. Yapmış olduğu için. Evet. Siz Karacabey Mahallesi'ne muhtar seçildikten sonra hangi hizmetleri kazandırdınız muhtarım? Önce halka teşekkür ederim. Sevgili belediye başkanımıza da teşekkür ederiz. Elimizden geldiği kadar bütün maddi, manevi halkın sesi olmaya gayret ettik. Evet. Onların derdi bizim derdimiz. Biz onların vekiliyiz. İlçemizde ne eksik sorunlar var ise biz onları gerek kurum amirlerimize, gerek belediye başkanımıza hepsini arz ettik. Gerekirse vali beye. Elhamdülillah Yeşilhisar'ımızda altyapı şu anda çalışmaktadır. Ne elektrik, telekom, efendim kaski ve bunlara doğalgaz en büyük hizmetleri veriyor. Evet. Bunun yanı sıra Allah'a çok şükür olsun 25 senedir kayıp olan iş becerimizde elhamdülillah belediye başkanımız ve kurum amirlerimiz sayesinde bunda hizmete açtı. Çok güzel. Elhamdülillah bunun yanı sıra Yeşilhisar'ımızın çevresi daha çok değişecek. İnşallah bu da halkımızın büyük birim amirlerimizin sayesinde olacaktır. Maddi ve manevi olarak biz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar bize takdir ettiği müddetçe daha iyisini, daha güzelini Allah'ın izniyle yapacağımıza inanıyoruz. Evet, biz de size başarılar diliyoruz. Evet, yeni dönemde aday mısınız? Ondan sonra alalım. Elhamdülillah adayım. Vatandaş istediği müddetçe adayım. Adaysınız, evet. Yeni projelerimiz var. Mahallemize kazandırmak istediğiniz mesela okul, evet, bahçe, var. Çok güzel bir konuya değindiniz. Evet. Benim Karacabey Mahallesi'nde sanayimiz vardı. İnşallah bunu Türkiye'ye verdiler. Bu Yavuz Selim Mahallesi dediğimiz bölgeye aktarılacak. Bu alanda büyük bir arazimiz var. Bu arada benim nüfus ilçenin en büyük nüfusudur. Evet. Karacabey Mahallesi olarak. Evet. Dolayısıyla burada benim bir tane ilkokula, bir tane anaokuluna artı ne hikmetse benim o taraf hep bahçenin mahalle olduğu için ikişer katlıydı. Şu anda maalesef mantar gibi büyüyor kentsel dönüşmeden dolayı. İnşallah biz de buraya yani çok yeşil alan, park alanlarda falan belediye başkanımızla görüştük, kurum amirlerimizle görüştük. Uygun gördüklerini söylediler. İnşallah ileride onları da yaptıracağız. İnşallah. Evet sayın izleyiciler gördüğünüz gibi biz mahalleye yapılan ve yapılması gereken hizmetleri mahallenin genel idari yöneticisi muhtarlarımıza soruyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak işte internet ortamında da bütün muhtarlarımız izleyebilir, vatandaşlarımız da izleyebilir sayın izleyiciler. Türkiye genelde izlenim oranımız çok şükür 1 milyon 800 bini geçti. Yani Türkiye'de her 8 kişiden 2 kişi internet sitemizi de takip etmiş, ziyaret etmiş. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz çünkü kendilerin yaşamış olduğu, doğup büyüdüğü yerleri ne yapıyoruz? Tanıtıyoruz. Evet. Yönetimi hangi hizmetler yapmış mahallesine? İşte buralar hizmete şu anda devam ediyor. Belediye başkanı gördüğünüz gibi altyapı çalışması var. Belediye devlet falan çalışıyor. Evet, evet. Belediye başkanı çalışıyor. Belediye başkanına da teşekkür ediyoruz. Çalışkan muhtarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Biz 2012 yılında 12 Şubat'ta yayın hayatına başladık Türkiye'de Muhtarlar Sesi olarak. Muhtarlarımız o zaman 330 Türk lirası aylık ödenek alıyordu. Sosyal güvenlik birimlerine devlet yardım ediyordu. Kendi şirketlerine yardım ediyordu. Muhtarım çok iyi bilir çünkü babası muhtarlık yaptı rahmetli. Bizim hedefimiz askeri ücretli muhtarlara askeri ücret verilmesi ve sosyal güvenlik birimi kapsamında almasıydı. Bunun da çok şükür başardık Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Cumhurbaşkanımıza da şahsım ve muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Muhtarımıza da Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz.